Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Ukrayna'ya 24 saatte 20 füze saldırısı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saatte Ukrayna'ya düzenlediği füze ve hava saldırıları değerlendirildi. Son bir günde Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 20 füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, 12 kalibre füzesi hava kuvvetlerinin füze savunma birimleri ve uçakları tarafından imha edildiği ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Rus güçlerin ayrıca Ukrayna'ya 62 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılarak, Rus ordusunun 4 Shahed tipi insansız hava aracı kullandığı, bunların hepsinin imha edildiği kaydedildi. Rus birliklerinin çok namlulu füze sistemlerinden Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 68 kez ateş açtığı belirtilen açıklamada, saldırıların sonucunda ölü ve yaralıların olduğu sivil altyapı tesislerinin tahrip edildiği ifade edildi. Açıklamada, son 24 saatte cephe hattından Rus ve Ukrayna birlikleri arasında 30'dan fazla çatışma meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin son bir günde Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgeleri 7 kez bombaladığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusya'ya ait 2 komuta merkezini, 5 askeri gücü, silah ve teçhizat toplama alanını, 4 ateş mevzisindeki topçu aracını, 5 mühimmat deposunu ve 1 radyo elektronik harp istasyonunu vurduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Rusya'nın Kharkov bölgesinde bulunan Kupyansk şehrindeki bir kan nakli merkezini güdümlü hava bombasıyla vurduğunu belirterek, ölü ve yaralılar var ifadesini kullandı. Ukrayna makamları tarafından saldırılarda ölü ve yaralı sayılarına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Rusya'nın dün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, akşam saatlerinde doğru Poltava, Jitomir, Himelski, Kiev, Vinitsa, Kirovigrad bölgelerine ve bazı şehirlere yönelik füzelerin Belarus topraklarından ve Rusya'nın Tambov şehrinden fırlatıldığını açıklamıştı. Zelenski, saldırılara ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, Rusya'nın Kinjal ve Kalibr füzeleriyle uçak ve helikopter için motor üreticilerinden Motor Sihi ve Himelnisk bölgesini vurduğunu, füzelerin bir kısmının da düşürüldüğünü söylemişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.